Tamamdır. Tekrar başlayalım. Android eğitimi ve vektörel bilişim üzerinde verilecek Android eğitimini tanıtmak üzere buradayım. Kendimden bahsedeyim. İsmim Mert Şimşek. Orhun Mert Şimşek. GDC Ankara üyesiyim. Genel olarak Google teknolojilerini, Google'un hizmetlerini tanıtmak, geliştirmek, üzerine development yapmak üzere kurulmuş bir grubuz. Tüm dünyada mevcut bu gruplar. Biz bu grupların Ankara ekibini oluşturuyoruz. Bugün neler anlatacağım? Öncelikle Android işletim sisteminden bahsedeceğim size. Biraz işin hikaye kısmından bahsedeceğim. Ardından Türkçe biraz garip olsa da OHA yani Open Handset Alliance'dan bahsedeceğim. Sonrasında Android Development ortamlarından biraz bahsedeceğim. Android cihazlardan bunların özelliklerinden bahsedeceğim. Genel olarak Android platformunun teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Google Play, Android Market ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Basitçe Android geliştirmek için ihtiyacımız olan dosyaların nasıl kurulduğunu, programların nasıl kurulduğundan bahsedeceğim. Sonrasında da buradaki eğitimle ilgili biraz konuşacağız. Bu eğitimde içerikler neler, nelerden burada hangi konuları öğreneceksiniz ve eğitim bittikten sonra neler yapabileceksiniz burada öğrendiğiniz bilgiler ışığında bunlardan bahsedeceğim. Serüven başlıyor 2005 Temmuz'unda. Ekranda 4 kişi görüyorsunuz. Bunlar Nick Sears, Andy Rubin, Rich Miner ve Chris White. Bu arkadaşlar Android'in kurucusu, Android işletim sistemini yaratan insanlar. Google'la bir bağları yoktu bu 4 kişinin. Kendileri Android işletim sistemi geliştirdiler. Ve artık Android işletim sistemi göze batacak seviyeye kadar geldikten sonra Google fark etti ve Google bu 4 arkadaşı şirketiyle birlikte satın aldı. Android'i satın aldı. Sonrasında zaten Andy Rubin'i Android'in başına getirdi Google'da. Şu anda ne zamandı? Geçen senenin Ekim ayları falan olması lazım. Andy Rubin Android'in başındaki görevinden alındı. Yerine Chrome'un başındaki Sundar Pichai diye bir Hintli arkadaş geldi. Ama Andy Rubin hala Google'da devam ediyor. Bu 4 kişi aslında Android'i yaratanlar. Sonrasında süreç nasıl ilerledi? Google öncülüğünde artık Android gelişmeye başlandı. Az önce bahsettiğim OHA yani Open Handset Alliance denen bir oluşum kurdu Google. Bu kuruluşun, bu oluşum ne olduğundan birazdan bahsedeceğim. Açık kaynak kodlu oldu ama yine bundan bahsedeceğim. Her ne kadar bir Android savunucusu olsam da %100 açık kaynak olmadığından bahsedeceğim size birazdan. Linux üzerinde çalışıyor. Bu aslında bir avantaj çünkü Linux kısmı tamamen açık kaynak olduğu için Android'in de Linux kısmı tamamen açık kaynak olduğu için geliştiriciler için bir avantaj. Güvenlik açıkları kolaylıkla bulunabiliyor vesaire şeklinde avantajları var. Neredeyse bütün donanım ve sensörleri destek verebiliyor. Yani yeni bir sensör, yeni bir donanım ortaya çıkıyor ve bunu büyük ihtimalle ilk olarak Android kendi bünyesine katıyor. Örneğin S4'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Isıyla ilgili bir sensör eklendi. Ve Android bunu direkt olarak kendisine port etti hızlı bir şekilde. Yani bu konuda iOS'tan biraz daha farklı bir strateji izliyorlar Apple'dan. Apple NFC'nin patentini kendi üzerinde tutmasına rağmen halen daha NFC'yi cihazlarına entegre etmiyor. Çünkü Apple'ın mantığı biraz da hani her şey otursun. Atıyorum NFC teknolojisi tam anlamıyla otursun. Hiçbir sıkıntı kalmasın ve gerçekten NFC kullanılma ihtiyacı ortaya çıksın. Ben öyle entegre ederim diyor. Android birazcık daha işte gelişsin. Hani NFC yeni olabilir, kusurlu olabilir ama olsun biz ekleyelim. En azından gelişme süreci hızlansın diye düşünüyor. Tabii ikisinin politikası farklı. Hangisi doğrudur bilemeyiz. Android'in amacı dediğim gibi Google'ın aslında genel olarak politikası bu. Daha çok kişiye ulaşmak, daha fazla insana ulaşmak. Daha ucuz cihazlar sağlamak. Yani şu anda bir Android cihazı 100 dolara falan alabiliyorsunuz. Hatta 100 liraya alabiliyorsunuz. Yani Çin işi tabletler dediğimiz aslında. Çünkü Android aslında açık kaynaklı olduğu için siz en minimal düzeyde bir donanım tasarladığınız zaman tablet veya telefon olabilecek işletim sistemini ücretsiz bir şekilde internetten indirip derleyip bu donanıma ekleyebiliyorsunuz. Yani işletim sistemine para vermiyorsunuz. Aslında bir iPhone aldığınız zaman veya bir Windows Phone aldığınız zaman verdiğiniz ücretin bir kısmı da işletim sisteminin ücretine gidiyor.
Bunun ucuz olmasının sebeplerinden biri de bu. Android işletim sistemine hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Bir de tabii amaç bu OpenAnsett Alliance üyelerini bir araya getirerek, birazdan göreceğiz burada hangi şeyler var, firmalar var. Bütün hepsinin deneyimini, birikimini birleştirerek kusursuz en iyi mobil platformu oluşturmak gibi bir niyetleri var ki bunu bir nevi başarmışlar gibi. Zaten istatistiklerle birazdan bunları göreceğiz. Özgür bir yazılım, açık kaynak kodlu, açık kaynak lisansıyla lisanslanmış bir kısmı hariç. Linux çekirdeğinden çok aslında bahsetmeye gerek yok. Şu resim aslında biraz anlatıyor gibi Android'in içerisinde bir tane Linux pengueni var. O yüzden Linux'un avantajlarını sağlıyor. Hızlı olması ve benzeri gibi avantajlarını sağlıyor. Nasıl çalışıyor? Java ile çalışıyor aslında. Yani siz Android'e kod yazarken eğer native bir kod yazmak istiyorsanız, SDK'yı kullanarak bir kod yazmak istiyorsanız Java dilini kullanıyorsunuz. Android cihaz üzerinde de Java çalışıyor. Ama Java'nın kendi virtual machine'i çalışmıyor. İlk başta Sun'ın ürettiği, daha sonradan Oracle'ın satın aldığı, Java'yı biliyorsunuz Oracle satın aldı. Ve kendi Java sanal makinesini üretiyor bunlar. Ama şöyle de bir açık değil, şöyle bir hizmet bırakmış aslında Sun Microsystems. Herkes kendine uygun sanal makinesini yaratabiliyor Java için. Bunu da Google bir avantaja çeviriyor. Google kendi sanal makinesini yaratıyor Java için. Bu sanal makinenin özelliği ne? Buna bakalım. Java'nın sanal makinesi çok yavaş çalışan bir sanal makine. Çünkü her sistem üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla her sistemi desteklemesi gerekiyor. Bundan dolayı biraz yavaş çalışıyor. Google kendi Dalvik Virtual Machine diye bir sanal makine yaratıyor. Bu sanal makine daha minimal seviyede çalışıyor. Her kaynağı kullanmıyor. İhtiyacı kadar kullanıyor kaynakları. Dolayısıyla Oracle'ın kendi sanal makinesinden fazlasıyla daha güçlü bir sanal makine ortaya çıkmış oluyor. Yani şuradaki aslında şeye bakacak olursak, aşağıdan yukarıya tabloya bakacak olursak, hardware'in üzerinde çalışan bir Linux var. Linux'un üzerinde bu Java kodlarını, Java ortamını çalıştıran bir Dalvik Virtual Machine var. Onun üzerinde de artık Android çalışıyor. Böylelikle hızlı bir sistem kurmuşlar. Hem de işte Linux'un bu her donanıma, her sensöre, her cihaza uygulanabilirliğini de sağlamış oluyorlar. Bunu hızlı bir şekilde sağlamış oluyorlar. Peki Google neden Java'yı seçmiş olabilir? Bununla ilgili bir düşüncesi olan var mı? Aslında pek onu düşünmemişler burada. Burada Java'yı seçme nedenleri aslında ilginç. Dünyada en çok Java developer var. Geliştiricisi çok ve demiştim zaten Google'ın istediği amacı çok insan geliştirsin, çok insana ulaşsın. Yani gelişimini artık bizden çıksın, insanlar geliştirmeye başlasın Android'i diye düşünüyor Google. Bu yanlış hatırlamıyorsam geçen seneden bir istatistik olması lazım. Tabii Amerika'dır büyük ihtimalle bu. Ortalama bir Java programmer yıllık 77 bin dolar kazanıyor. Senior olduğu zaman da yıllık 95 bin dolara kadar çıkabiliyor kazandığı ücretler. Hani bir PHP web programı 44 bin kazanıyor. Neredeyse yarısından da daha az kazanıyor. Dolayısıyla Java geliştiriciler çok kazandığı için, çok kazanılan bir işi de herkes daha çok yapmak istediği için böyle bir yöntem seçmişler. Zaten şurada iş ilanlarında en çok Java'nın arandığını görebiliyorsunuz. Java developer'ın arandığını görebiliyorsunuz. Bundan dolayı Android Java'yı seçmiş. Şimdi gelelim bu OHA dediğimiz oluşumun ne olduğuna. Burada bütün firmalar ne yazık ki sığamıyor. Özür dilerim. Tam sayısını hatırlayamıyorum. Bu yüzden bir şey söylemek istemiyorum ama oldukça fazla. Buradakilerden daha da fazla firma var. Tanıdıkları zaten Google'u en ortaya koymaya çalıştım. Onun haricinde HTC, Sony Ericsson, Intel, LG, Toshiba, Samsung, Telefonica olması lazım orada bir yerde. Alcatel, Asus, eBay gibi Qualcomm işlemci için. Yani bir tane işlemci üreticisi de değil burada. Intel var, Qualcomm var vesaire var. Vodafone var. Örneğin Türkiye'ye gelen Android cihazların hepsini Vodafone getiriyor. GSM operatörlerinin sunduğu Android cihazların büyük bir çoğunluğunu Vodafone getiriyor. Yani inanılmaz bir ağ kurmuş durumdalar bu OpenAnsett Alliance'da. Her şeyden, her
Yani teknolojiyle ilgili, mobille ilgili her kısımdan birkaç firmayla anlaşıyorlar. Buranın ilginç bir hikayesi var. Burada telefon üreticilerini de görüyorsunuz aslında. İşte LG, Samsung, Toshiba, Alcatel, Huawei, Sony Ericsson vesaire gibi. Burada Android'in çıktığı zamanlarda pazar lideri olan bir tane telefon üreticisine daha teklifi götürüyorlar. Google götürüyor teklifi. Gelin Android Open Handset Alliance'a dahil olun. Android diye bir işletim sistemi var. Biz bu şirketi satın aldık ve hızlı büyüyor. Gelin siz de bizim gücümüze güç katın. Sizin cihazlarınızda da Android çalıştırmaya başlayalım diyorlar. Bu sektörün lideri, o zamanların sektörün lideri olan arkadaşlar da hayır, eğer böyle bir şey olacaksa gelin siz bizim altımızda birleşin. Yani buranın öncüsü ancak ve ancak biz olabiliriz diyorlar ve kabul etmiyorlar. Aradan çok zaman geçmiyor. Birazdan grafiklerini göreceğiz. Bu firma Nokia büyük bir düşüşe geçiyor Nokia. Çünkü yanlış bir politika izlemiş oldukları buradan belli oluyor. Zaten şu anda biraz aslında kurtarmaya çalışıyorlar. Nokia X ile birlikte Android'li getirdiler. O da zaten ilginç. Bu konuya girsem mi girmesem bilmiyorum. Lisanslı bir Android yok Nokia'nın içinde. Android diye geçmiyor zaten. İçerideki Android kaynak kodlarıyla yapılmış. Evet, Android yazmıyorlar. APK falan çalışmıyor bildiğim kadarıyla. Neyse, Nokia tarafına çok girmeyelim. Konumuz Android. Android development ortamları. Nerede Android geliştirebilirsiniz? Von Neumann'ın bilgisayar mimarisi vardır. RAM, işlemci olan her şey bilgisayardır. Neredeyse onun mantığında bilgisayar olan her yerde geliştirebiliyorsunuz. Windows XP ve sonrasında, Mac OS X'in 14.8 ve sonrasında ve Linux ortamlarında geliştirme yapabiliyorsunuz. Yani zaten XP ve öncesi kullanılmıyordur büyük ihtimalle Windows'ta. Mac'te de ben öyle bir sürümü hatırlamıyorum bile. O yüzden hani geliştirme ortamı oldukça özgür. İstediğiniz yerde geliştirme yapabiliyorsunuz. Burada belki de Apple'ın önüne geçme sebeplerinden bir tanesi de bu. Apple geliştirme yapmak için, iOS'a geliştirme yapmak için bir Mac'e ihtiyacınız var. Tabii Mac'in fiyatları biraz yüksek olduğu için bazı bundan kaçıyor. Ama Android'i her yerde geliştirebiliyorsunuz. Kurulum için basitçe güncel JDK, Java Development Kit'i kurmanız gerekiyor. Onun haricinde Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA gibi bazı geliştirme ortamları. Bunları kurarsanız tabii ki işiniz oldukça kolaylaşacak. Ama kurmanıza gerek yok. Kurmak zorundasınız. Kesinlikle kurmalısınız bence. Çünkü yani artık Notepad'de kod tek herhalde şey web tasarım için falan kaldı. Yani bu tarz şeylerde pek zor oluyor. Yani HTML yazarken belki Notepad işimizi görebilir ama burada bayağı zorlar bizi. Onun haricinde Android Studio diye bir geliştirme ortamı var. Bu da Google'un yeni başladığı bir çalışma. IDEA'nın altyapısını kullanıyor. Onun üzerine entegre edilmiş sistem. Ancak hala beta'da 0.7 sürümü gelmiş olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir hatam olabilir. Bakmak lazım. Sürekli crash veriyor, hata veriyor. Şimdilik hani pek önermem. Ama onunla da yazabiliyorsunuz. Güzel özellikleri var ama dediğim gibi olduğu için arada bir anda beklemediğiniz bir anda kapanabiliyor yani. SDK'sını kuruyorsunuz. Android Software Development Kit'ini. Burada ihtiyacınız olan her şey mevcut. Android kütüphanesi, Android jar'ı burada mevcut. Java için kullanmak Android kütüphanesi mevcut. Onun haricinde bazı Android'in araçları var. Örneğin bilgisayara bağladığınız zaman telefonunuza bir bağlantı kurmak için ADB diye bir araç var. Bu da bu SDK'nın içinde. Aslında minimum düzeyde güncel JDK ve SDK, Android SDK'sı işimizi görüyor. Onun haricinde kurduklarımız işimizi kolaylaştırmak için. ADT biraz aslında eskide kalmış bir şey. Eclipse'de geliştirme yapmak istiyorsanız Eclipse'de bir plugin kurmanız gerekiyor. Android Development Tool diye bir plugin bu. Onu kurmanız gerekiyor. Şeyin sonuna doğru, sunumun sonuna doğru kurulumun nasıl yapıldığını anlatacağım. Orada artık ihtiyacımız kalmadığını göreceğiz. Bir de AV, Android Virtual Device. Kendi cihazınız olmayabilir Android cihazınız. Bu bir emülatör sunuyor. Android emülatörü sunuyor. Bilgisayar üzerinde çalışan bir sanal makinede, ayrı bir sanal makinede çalışan bir geliştirme, bir telefon veya tablet izlenimi sunuyor. iPhone'dakinden farklı. iPhone iOS'da simülatör çalışıyor ve hızlı çalışıyor o. Ama bu emülatör gerçekten bir cihaz yaratıyor aslında bilgisayar üzerinde. Gerçek bir cihaz çalışıyormuş gibi oluyor. Dolayısıyla performans oldukça düşük.
Yani Windows üzerinde bazen 2-3 dakika sürebiliyor sadece emülatörün açılması. Yani evet, cihazın makinenin performansına göre bayağı değişebiliyor. Linux'ta ve macOS'ta biraz daha hızlı açılıyor aslında, Unix tabanlı olduğu için. Burada kişisel önerim kesinlikle bir Android cihazınız olsun. Çünkü evet, Android emülatörüyle birçok şey yapabiliyoruz ama işte ne bileyim, sensör kullanımını örneğin. Bu eğitim kapsamında bunları öğreneceksiniz ama tam olarak geliştirmek istiyorsanız bunun herkes de aynı şekilde çalışması gerekiyor. Tabii bunların nasıl gerçekleştirildiğinde değinilecek. Android'in biraz mimarisinden bahsedelim. Eğer herhangi Android ile ilgili başlangıç veya yani bu tarz bir seminere katıldıysanız, bu tarz bir konuşmaya katıldıysanız bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Bu klasik bir resimdir artık. Android'in mimarisi. En alt tabanda Linux çekirdeği var. Burada driverlar var aslında. İşte kamera driverı, ses driverları vesaire şeklinde. Bu normal bizim bilgisayarımızdaki bir Linux, kurduğumuz bir Linux'un içinde olan şeylerin aynısı. Hiçbir farkı yok. Sadece birazcık daha azaltılmış hali. Yani bilgisayarda olup da mobil cihazda olmayacak bazı driverları örneğin buradan kaldırıp hafif olsun diye. Üzerinde yine bir katman var. Burası ikiye bölünmüş durumda. Sol tarafta kütüphaneler var. Bunlar şu aşağıyla iletişim kurup bir üst katmana hizmet veren kütüphaneler. Örneğin OpenGL kütüphanesi var. Doğrudan Display Driver'la iletişim kurup yukarıya hizmet veriyor. Örneğin WebKit var. Bu, Wi-Fi Driver'la ve diğer internetle ilgili driver'larla iletişim kurup yukarıya hizmet veriyor. Bir de sağ tarafta Android Runtime var ki işte Android'in kapalı olan kısmı burası. Burası kapalı kutu. Aslında kapalı kutu olması birazcık da mantıklı bir şey çünkü yani burada bizim görmemiz gereken çok bir şey yok aslında. Burada Android'in çalışma alanını belirtiyor. Android'in kendi bazı çekirdek kütüphanelerini ve Dalvik sanal makinesinin bulunduğu yer burası. Buranın kodları açık değil ama geri kalan her yerin kodları açık. Bahsettiğim bu açık kaynak kodludur ama kısmı burası. Yukarıda Application Framework var. Bu da yine aynı mantıkla çalışıyor. Aşağıdan alıp yukarıya hizmet veren bir katman. Application Framework bizim kullanacağımız katman. Bu örneğin Location Manager. Siz bir yer ve lokasyon bulmak istiyorsanız Application Framework'teki Location Manager'a istek yolluyorsunuz. O sizin için bu aşağıdaki lokasyonla ilgili kütüphaneye istekte bulunuyor. O aşağıdaki GPS'e istekte bulunuyor. Derken bu şekilde kademe kademe size bilgileri sunuyor. En yukarıda da Applications, uygulamalar katmanı var. Bizim yazdığımız uygulamalar burada yer alıyor. Android bir telefon aldığınızda içinde gelen hazır uygulamalar da burada yer alıyor. Örneğin
Telefon uygulaması. Telefon uygulaması da yazılmış bir uygulama aslında. O da aynı şekilde. Bunu Android yazmış ama aynı şekilde Application Framework'ü kullanan normal yazılmış bir uygulama. Bizim yazdıklarımızdan farkı olmayan bir uygulama. Dediğim gibi biz buraya yazıyoruz. Burayla iletişim kuruyoruz direkt olarak. O yüzden şu üstteki iki mavi kısım bizi asıl ilgilendiren kısım. Buradan bahsettik aslında az önce. Onun biraz daha yazıya dökülmüş hali. O yüzden buraya geçebilirim. Android'in bazı özellikleri burada aslında biraz hikayesine değinilmiş. Yani işte SMS, MMS atabiliyor, GSM var, işte Bluetooth var, Wi-Fi var. Artık yeni sürümleriyle birlikte Bluetooth 4.0 ve Bluetooth Low Energy desteklenmeye başlandı. Bu da beaconlar denen yeni küçük cihazlarla iletişime geçme olanakları sağladı. Beaconlar aslında çok yeni bir teknoloji ve güzel teknoloji. iOS'ta da kullanılıyor. Kapalı alan için lokasyon tahmini yapmaya yarıyor. Örneğin alışveriş merkezinde kullanıcıların hangi mağazaya girdiğini çok net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Normalde GPS çalışmıyor içeride ama bu beaconlar yardımıyla öğrenebiliyorsunuz. Artık onları destekliyor. Flash destekliyor. Du artık desteklemiyor. Android 4.0'dan sonra flash'ı destek, daha doğrusu flash Android desteğini çekti. Android şöyle aslında kullanabiliyorsunuz. Yani APK'yı indirip ama direkt flash vermiyor bildiğim kadarıyla. Ayrı bir çıktı veriyor. Evet onu aslında yakın zamanda benim bir arkadaşımla geliştirdim. Yani şunu söyleyebilirim aslında. Android Google Play'de artık Flash diye bir uygulama yok. Yani oradan çektiler. Yani orada şöyle bir şey söyleyebilirim. Doğrudan Flash desteklenmiyor. Yani onun tam uzantısını bilmiyorum aslında. Flash genel olarak Flash Development konusunda çok hakim olmadım. Hani şey yapmak da istemiyorum. Flash'tan farklı bir şekilde export alınabiliyor diye biliyorum. Yani bir aslında bir trikle Android'de çalıştırılıyor. Doğrudan Flash artık desteklenmiyor diye biliyorum ama Flash yani evet. Yani büyük ihtimalle o şekilde oluyordur. Hani şey Google Play'den çünkü bu Adobe'un aldığı aslında bir karardı. Artık Flash Player Android'de de desteklenmiyor. iOS'ta zaten desteklenmiyordu. O şekilde bir kararları vardı. Yani bilmiyorum belki Flash daha farklı şeyler düşünüyordur. En azından Adobe Flash ile ilgili daha farklı şeyler düşünüyordur. Ama dediğiniz şeye tekrardan bir bakmak lazım. Nasıl bir çıktı veriyor da Android'de çalışıyor. Doğrudur. Yani ben de dediğim gibi Flash'a çok hakim olmadığım için ama araştırmak lazım. Peki şöyle bir soru sorayım. Android'in pazar payı yüzde kaç olabilir? 2013'ün 3. çeyrek şeyleri var. Başka tahmin olan var mı? Tüm dünyada. Akıllı telefonlar arasında. 81.9. 2013'ün 3. çeyrek verileri bunlar. Yok, hayır. Bu şey, şu an hangi firma olduğunu hatırlamıyorum. Şey olabilir. Gartner'ın olabilir bu. Yani bağımsız bir firmanın yaptığı araştırma. 2013'ün 3. çeyrek araştırması bu. Sonrasında değişmiştir mutlaka. Burada şöyle bir olay var. Hani herkes aslında Android'de iOS'u yarıştırıyor. İşte Android daha iyi, iOS daha iyi, iOS işte daha fazla kullanılıyor vesaire şeklinde. Bu grafikte de aslında iOS şu. iOS'un pek bir değişimi görünmüyor burada. Hani genel olarak hep aynı gitmiş, aynı çizgide ilerlemiş. Android'in inanılmaz bir artışı var. Bu Android'in artışı da aslında bu Open Handset Alliance'da onu kabul etmeyen Nokia'nın artışı. Nokia'nın düşüşünden kaynaklanan artış. Şurada Symbian'ı görebiliyorsunuz. Burası 2009'un birinci çeyreğine kadar daha öncesinde daha da yüksek şey Symbian
Symbian'ın pazar payı. Neredeyse %80'lerde filan. Artık Symbian hızlı bir şekilde tabana vurduğu için oradan gelen kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Android kullanmaya başladı. Dolayısıyla aslında Android ile iOS'u karşılaştırmak çok mantıklı değil gibi. İkisi de kendi kulvarında gayet başarılı bir şekilde ilerliyorlar. iOS çizgisini çok bozmuyor. Android amacı zaten büyümek, büyüyor. Dolayısıyla çok sıkıntı yok gibi. Burada en son grafiklerde aslında görünüyor. Windows Phone'un biraz iyi bir çıkışı var. Yani pazar payı çok düşük ama ivmesi fena değil gibi. Bilmiyorum ne kadar gider. Onun haricinde işte RIM var. BlackBerry'ninki o da bayağı düşüşte neredeyse. Sadece şirketler varken, S4'ü, Note 3'ü varken diğer telefonlar çok tercih edilmiyor. Bunun haricinde burada listeye giremeyecek seviyede olan Tizen var. Intel ve Samsung beraber geliştirdikleri bir işletim sistemi. Başarılı bir işletim sistemi ama o da bada gibi çok ön plana çıkmıyor ama o anladığım kadarıyla bilerek ön plana çıkarılmıyor. Biraz daha böyle geliştirme sürecinde devam ediyor onun durumu. Android versiyonları 1.1'den 4.4'e kadar geliyor şu anda günümüzde. Hepsinin isimleri, kod adları yani sürümlerin birer tatlı ismi. Burada Cupcake'ten başlıyor. İşte Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean ve KitKat şeklinde. Son Android 4.4 sürümünde Nestle ile bir ortaklık yapıyorlar. Proje ortaklığı ve 4.4 sürümüne Nestle'nin KitKat ürününün adını veriyorlar. Hatta artık neredeyse çoğu Android etkinliğinde Nestle sponsor oluyor ve KitKat'lar dağıtıyor. Bütün hepsinin adı tatlı ile başlıyor ve hepsi alfabetik olarak gidiyor. A'dan başladı, şu anda K'ye kadar geldi. Yani hani hepsi de tatlı isim olacağı için artık Z'ye kadar bilmiyorum nasıl devam edecek. Güncellemeler çıkmış. Daha sonrasında 2010'da yalnızca 2 tane çıkmış. 2011'de de 2 tane çıkmış. Ondan sonra artık neredeyse yılda 2 tane güncelleme yapar seviyeye geldiler. 2013'te 2 tane çıktı. 2014'te artık bu saatten sonra da çıkarsa bir tane çıkar büyük ihtimalle. O da 5.0 olur diye düşünüyorum. Ama bu sene çıkmayabilir de çünkü 4.0 başarı yakaladı. Ne yap? Sürümü oldukça fazla kullanılıyor. Jelly Bean'den sonra en çok kullanılan o. Ice Cream Sandwich var 4.0. O da yine bayağı kullanılıyor. Tabii tabii sim kart takılıyor. Normal telefon görüşmesi yapılabiliyordu. Gibi değil o. Bizzat o.
Ekstradan başka para ödemenize gerek yok. onun haricinde Turkcell'in T-Market'i var Türkiye'de. Başarı Mobile'ın vardı sanırım bir tane marketi. Yani böyle yabancı Android Başarı Mobile'ın bu arada. Android diye bir market var. Bunları kullanabilirsiniz ama tabii en çok kitleye Google Play ulaşıyor. Ama hani şeyi yapmanızı da tavsiye etmem. Google Play'e yükledim yeter demenize gerek yok. Türkleri hedefliyorsanız Android'e de koyun, T-Market'e de koyun, hepsine koyun yani. Ne kadar kişi ulaşırsa çünkü bizim için o kadar iyi. Google Play'in ne yazık ki hepsi Türkiye'de yok bütün özelliklerinin. Bir senedi, 6 aydan daha kısa bir süre önce Google Books geldi Türkiye'ye. Artık Google'dan kitap satın alıp e-book şeklinde telefondan veya tabletten okuyabiliyoruz. Onun haricinde aslında film ve TV dizileri, müzikler, dergiler ve hatta cihazlar satın alabiliyorsunuz Google Play'den. Örneğin Nexus'lar Türkiye'de işte 1000-1500 liradan vesaire satılırken Amerika'dan Google Play üzerinden 150 dolara, 250 dolara satın alabiliyorsunuz. Bunlar Türkiye'de yok ama yani kitaplar geldiğine göre diğerlerin de gelmesi yakındır. Yani cihazlar olmasa bile en azından müzik ve evet, reklamdan kazanç sağlayabiliyorsunuz. O konuya değinelim o zaman buraya gelmişken. Android'den para kazanma yöntemleri. Bunu slayta eklemedim aslında. Üzerinden geçebiliriz. Android'de nasıl para kazanabilirsiniz? Android'e reklam verebilirsiniz uygulamanıza. Ama böyle atıyorum 1 milyon, 10 milyon kullanıcınız yoksa çok büyük bir şey beklemeyin. Büyük ihtimalle sizin işinize yaramayacak bir para getirecektir. 1 milyon veya 10 milyon gibi bir kullanıcı kitleniz varsa da o reklamlar onları rahatsız edecektir. Büyük bir çoğunluğunu kaybedeceksinizdir. Bu yüzden reklam kısmını ben çok önermiyorum. Yani klasik bildiğimiz bu işte altta bir banner gözüken veya üstte Google reklamı vesaire. Yani çok az bir getirisi oluyor. Onun haricinde özelleşmiş reklamlar verebilirsiniz. Twitter'ın sponsorlu gönderileri gibi. Yani siz tweetlere bakarken bir anda arada sizin takip etmediğiniz bir tweet'i görebiliyorsunuz. Özel olarak o tweet sahibinden para alıp tweet'i gösteriyorlar. Hani bu şekilde bir sistem kendiniz kurabilirsiniz. Artık uygulamanızı ücretli olarak satabilirsiniz Google Play üzerinden. Bu 1-2 ay önce geldi bu özellik. Önceden Türkiye'de yoktu. Bazı illegal yollarla işte yurt dışından bir banka hesabı alıp vesaire orayı göstererek yapılabiliyordu Türkiye'deki geliştiriciler adına. Artık gayet resmi bir şekilde yine ekstradan para ödemeye ihtiyaç olmadan Google Wallet hesabınızı buraya tanımlayarak uygulama satabiliyorsunuz. Satıldıkça sizin hesabınıza para yatıyor. Google'da %25 olması lazım. Sadece kar payı alıyor. %25'ti galiba. Geri kalanı sizin hesabınıza geliyor. Bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde sadece mobilde değil aslında tüm bilişim tarafında en iyi para kazanma yöntemi data satmak, bilgi satmak. Facebook'un hatta Google'un asıl gelir kaynakları.
Yani artık en son açıkladıkları şeyde Facebook siz daha belirtmeden bir ilişkinizin başladığını bile artık anlayabiliyor attığınız postlara göre ve sağ tarafta direkt şey ilişki durumunu düzeltmek ister misin diye bir soru çıkıyor artık. Yani o şekilde bir öğreniyorlar. Tabii. Tabii. Ya Google aslında çok böyle enteresan bir şekilde kullanıyor. Diğer amaçlarla kullanır kullanmaz onları bilemiyorum tabii. Ama Google'un şöyle bir enteresan olayı var. Siz neyle ilgileniyorsanız karşınıza onun reklamı çıkıyor. Kesinlikle ilgilenmediğiniz bir şeyin reklamını görmüyorsunuz. Bu aslında hem kullanıcı için fena bir şey değil. Evet, yani kullanıcı için de çok kötü bir şey değil. Ben illa reklam göreceksem en azından belki ilgimi çekebilecek, benim işime yarayabilecek bir reklam görmek isterim. Reklam veren için zaten bulunmaz nimet, inanılmaz arttı. Onun haricinde tabii ne için kullanılır dataları bilemem. Facebook da aynı şekilde. Yani çok ilginç. Bir arkadaşınızla fazla konuşmaya başladığınız zaman o arkadaşınızın ortak olduğu ve sizin eklemenizi düşündüğü bazı arkadaşları önermeye başlıyor. Yani ilginç bir yapı kurmuşlar aslında. Yani bir şekilde sizin bir eksik yanınızı yakalıyor ve onu direkt kullanıyor. O yüzden data satmak hani özellikle çok kullanıcınız varsa ve datanıza talip olabilecek şirketler, insanlar varsa iyi bir para kazanma yöntemi. Gelelim Android geliştirme ortamını nasıl kurulacağına. Önceden çok sancılı bir süreçti. Mesela Eclipse'de geliştirme yapmak istiyorsanız Eclipse'i indiriyordunuz, SDK'yı indiriyordunuz, üzerine bir plugin indiriyordunuz, Android Developer Tool. Onu kuruyordunuz falan filan, hatalar oluyordu, pluginler uyuşmuyordu. Yaklaşık 1 saatinizi, 2 saatinizi harcıyordunuz. Google görmüş olacak ki artık kendisi yeni bir geliştirdi. Android Developer Tool geliştirme aracı yaptı. Aslında Eclipse'den bir farkı yok. Eclipse'in üzerine birkaç eklemelerde bulunmuş. Hazır bir paket haline getirmiş. SDK'yı da buna eklemiş, ziplemiş ve bir zip dosyası olarak bize sunmuş. Artık bizim yapmamız gereken güncel SDK'yı indirip kuracağız. Sistemimize Java Development Kit olacak. Ardından da ADT'yi indireceğiz zip olarak. Zip'i herhangi bir yere açacağız ve Eclipse'i çalıştıracağız. Ondan sonra her şey geliştirmeye hazır halde bizi bekliyor olacak. Bu iyi bir yenilik olmuş. Bir de dediğim gibi özür dilerim, Android Studio var. Onu da deneyebilirsiniz. Ama hani beta sürecinde olduğu için ben pek tavsiye etmiyorum. Biraz onun üzerinde geliştirme yapayım diye kendimi zorladım. En heyecan verici yerinde bir anda kapanıyor ve kaydetmemiş oluyorum. Kötü oluyor. Onunla yüzlerce satır çöpe gitmiş olabiliyor. O yüzden Eclipse'i ben ADT'yi tavsiye edeyim. Neler olacak? Ama burada basit görsel elemanlar kullanılacak ilk başta. Butonlar, işte fotoğraf, evet, özür dilerim, resim, imaj. Bayağı iyi geliyor. Activity nedir? Intent nedir? Bunlar Android uygulama geliştirmede bunların önemi nedir şeklinde. Bunları öğreneceksiniz. Görsel elemanların stilize edilmesi. Buyurun. Ha, pardon. Bu
oluşturup şeklinde. Tam olarak böyle oluyor aslında. Ve ikinci sayfayı açıyorsunuz. Tabii hani şu an yüzeysel anlatıyorum. Bunlar bayağı yani en temel şeyleri. Zaman zaten gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Görsel elemanların stilize edilmesi var. Tıpkı aslında HTML'deki butonlar gibi düzgün. Bunu istediğiniz gibi şeklini değiştirebileceksiniz. Arka planı, yazı stili, yuvarlak mı olsun, dik mi olsun falan gibi. Tüm görsel elemanları tabii böyle stilize edebiliyoruz. Bunlarla ilgili şeyler öğrenilecek. Veri saklama iki aşamada gösterilecek. İlki Shared Preferences denilen bir yapı. Çok kolay yapılan. Android'in bize sunduğu bir imkan. Ses deneme. Şimdi. Işıklar falan hep yanıyor ama. Geldi mi diyor. Şurada. Tamam, süper. Nerede kalmıştık? Notification'da kalmıştık. Bildirim çubuğu, bu yukarıdan parmağınızı kaydırarak gördüğünüz aslında bildirimler. Bunların nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Nasıl gönderildiğini öğreneceksiniz. Ve notification'lar aslında bayağı revaçta. Artık ben telefona bir yarım saat falan bakmasam yukarıdan komple bütün notification'lara dolduğunu artık görüyorum. Bayağı kullanılıyor. Tabi bir yerden sonra artık kullanıcıların sinirini bozmaya başlayabiliyor. O yüzden dikkatli kullanmak lazım. WebView var aslında. Bu da bir nevi görsel eleman ama biraz daha farklı çalışıyor. Normal bir web sayfası göstermenize yarıyor. Bir frame gibi aslında. Bir web sitesini verip direkt bu web sitesini açla diyebiliyorsunuz. Direkt lokalde bir HTML kodu koyup bu HTML kodunu çalıştır da diyebiliyorsunuz. Yani size bir web tarayıcı sunuyor burası. Hatta isterseniz kendi web tarayıcınızı kendiniz de yapabiliyorsunuz. Bunun tabii avantajı ne olabilir? Örneğin bir web sitesi tasarlayıp bunu hem iOS'ta hem Windows'ta hem Android'de göstermek isterseniz tabii bunu WebView'da kullanabilirsiniz. Hibrit uygulamalar deniyor buna daha çok. Hibrit uygulamalar tabii kolay yapılan şeyler. Ben maliyeti düşük ama ben pek tavsiye etmiyorum. En azından ben ve ekibim kesinlikle native'den başka kod yazmıyoruz. Bunun aslında sebepleri var. Hem performans olarak native'den daha hızlı
olamıyor şeyler. Ama burada bir parantez açmam gerekiyor. Düzgün yazılmış native'den daha hızlı olamıyorlar. Çünkü önümüzde kötü bir örnek var. Yakın zamanda düzeldi gerçi ama Facebook ilk baştan hibrit bir uygulama. Web sitesi açıyordu. x.facebook.com'u açıyordu Web View'da. Şu anda da giderseniz o web sitesine görebilirsiniz x.facebook.com'u. Fena değildi performansı. Sonradan native'e geçtiler ve bir anda performans yerle bir oldu. Çok kötü bir uygulama oldu. Şimdi yeni güncellemeyle bunu toparladılar biraz. Yani o da bir native uygulaması. Google Plus'ın ve YouTube'un uygulaması da native bir uygulama. Düzgün yazıldığı zaman kesinlikle bu hibritlerden daha iyi oluyorlar. Tabii. Bu web view aslında bir web tarayıcısını açmıyor. Direkt uygulamanın kendi içinde web sayfasını gösteriyor. Yani bu bir tarayıcıyı kullanmıyor. Bu WebKit kullanıyor. Yok burada evet burada öyle bir seçim yok. Yani direkt şey alt şeyde Linux'un çekirdeğinde Chrome browser'ı var aslında. Chrome WebKit'i var. Ve siz Chrome WebKit'ini kullanıyorsunuz. Şimdi anladım sorunuzu. Farklı bir şey kullanamıyorsunuz. Chrome'un kendi WebKit'ini kullanıyorsunuz. Yani hani ne kadar tavsiye etmesem de aslında basit uygulamalarda bu kullanılabilir hibrit. Yani basit ve hızlı implement ediliyor. O yüzden kullanılabilir. Aslında hibrit kullanılmayacak olsa bile WebView bazı durumlarda kullanılabiliyor. Her halükarda WebView'un nasıl kullanıldığını her türlü öğrenmiş olacaksınız. Threadler ve async task'lar var. Java'ya ve aslında diğer object oriented dillerde de var. Threadler var. Yani arka planda çalışan, ayrı bir threadde çalışan işlemler yapabiliyorsunuz burada ki yapmanız da gerekiyor. Sizin uygulamanız ana thread üzerinde çalışıyor. UI thread diye geçiyor. Yani gördüğünüz ve etkileşimde bulunduğunuz şeyler bir thread'de çalışıyor. Ve siz bu thread üzerinde işlem yaparken bütün UI kilitlenmiş oluyor aslında. O yüzden uzun bir işlem yapmamanız gerekiyor. Örneğin internetten bir dosya indirecekseniz bunu ana thread üzerinde yaparsanız o dosya inene kadar siz hiçbir butona dokunamıyorsunuz. Ekran tamamen kilitleniyor. Tek işlem yapabiliyorsunuz bir thread'de. Bunun için aslında Android bunu zaten engelledi. Artık ana thread üzerinde örneğin internetten download işlemi yapamıyorsunuz. İnternete bağlanamıyorsunuz. Yeni bir thread açmanız gerekiyor. Bu da işte basitçe iki yolla yapılıyor. Biri Java'nın thread mantığıyla. Diğeri de Android'in bu biraz daha geliştirdiği bir hali olan async task'la yapılıyor. Async task'la arka planda thread'leri kullanıyorsunuz tabii ama daha kolay bir kullanım ve daha iyi özellikler sağlıyor bize. Ondan sonra SMS ve çağrı hizmetleri, SMS atma, SMS alma, telefon çağrılarını dinleme, telefon çağrısı yapma doğrudan şeklinde bunların kullanımını göreceksiniz. Çağrı hizmetleri ve SMS hizmetleri için bunları kullanmanız gerekiyorsa ve kodunuzda kullanıyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Google Play'den indirirken SMS atacak, telefon araması yapacak ve bunlar ücrete tabi işlemler olabilir. Onaylıyor musunuz diye böyle bayağı bir uyarıyor. O yüzden bunları kullanırken dikkat etmek lazım. Çünkü kullanıcılar bunlardan korkup kaçabiliyor. Uygulamanızı indirmek istemeyebiliyor. Broadcast receiver'lar var. Broadcast receiver'larda kabaca Android işletim sisteminde bazı önemli olaylar olduğu zaman bir yayın yapılıyor. Tüm Android işletim sistemine, telefona veya tablete her neyse. Örneğin bir SMS geldiği zaman bir yayın yapılıyor. Şu numaradan, şu içerikle bir SMS geldi diye yayın yapılıyor ve siz eğer bunu dinlemek istiyorsanız bir broadcast receiver yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki SMS her geldiğinde bana haber ver diyorsunuz. Ben o SMS ile ilgili işlem yapacağım diyorsunuz. Bu şekilde yayınları alabiliyorsunuz. Yani yapılan broadcastleri alabiliyorsunuz. Önemli ve güzel bir özellik aslında. Bayağı işe yarıyor. Bunun kullanımı olacak konularda. Widget tasarım ve kullanımı yine Android'in belki de en önemli özelliklerinden biri. Ana sayfaya widgetler ekleyebiliyorsunuz. Bu widgetların nasıl yapıldığı, nasıl
Örneğin telefonumda yok ama tabletimde widget'lar var. Şöyle gösterebilirim. Ana sayfada widget'larım var. Sadece ana sayfaya koydum. Biraz yavaşlatıyorlar çünkü. O yüzden az koyuyorum ama yani en basitinden bir hava durumu uygulaması için widget bence oldukça mantıklı bir şey. Web servislerle iletişim ne Android ne de iOS doğrudan uzaktaki bir veri tabanına bağlanamıyor. Oradan işlem yapamıyor. Aracı web servis olması gerekiyor, koyulması gerekiyor. İşte bu web servisin siz yazarsınız veya hazır bir web servis bulursunuz. Onu bilmiyorum. Orayla iletişime nasıl geçeceğini web servislerle bunlar olacak. Genelde Android'de Java'da JSON kullanılıyor. JavaScript Object Notation. Yani bu web servislerden bir JSON alıp JSON gönderiyoruz web servislere. JSON nasıl parçalanır, uygulamada nasıl kullanılır, bunların anlatımı olacak. Tabii JSON kullanmak zorunda değilsiniz. XML veya kendi oluşturduğunuz bir veri tipi, düz bir text dosyası, her şey yapabilirsiniz. Yani o API'ye kalmış bir şey ama tabii yani onu da kullanabilirsiniz ama JSON aslında Android'de ve Java'da çok hızlı, çok daha hızlı parçalanabiliyor. Çok hızlı işlenebiliyor. O yüzden biz genelde JSON'ı tercih ediyoruz. Ondan sonra shared preference'da bahsetmiştim. İki tür saklama var Android'de diye. Bu da ikinci türü. SQLite. Normal bir SQL veri tabanı. Lokalde çalışan bir veri tabanı. Size böyle bir hizmet sunuyor Android. Ama adından da anlaşılacağı üzere Lite. Yani de biraz daha hafifletilmiş hali. Ama yani bir SQL ile yapmak istediğiniz çoğu şeyi yapabiliyorsunuz burada. Bu uzakta değil. Bu lokalde. Evet, bu telefonun veya tabletin içinde bir veri tabanı oluşturmanızı sağlıyor. Ne avantajı var? Hani aslında Java'nın bu serileştirme özelliğini falan kullanarak veya normal dosya yazma okumayı kullanarak bir dosya kaydedip onu da okuyabiliyorsunuz aslında. Ama tabii burada bazı performans kaygıları olmaya başlıyor. Biliyorsunuz SQL ve veri tabanı çok hızlı çalışan sistemler. Dolayısıyla karmaşık bir veriniz varsa ve bu veriyi saklamanız gerekiyorsa, örneğin işte 20 bin kaydı saklamanız gerekiyorsa, bunu yani dosyayla yapmak oldukça zahmetli bir iş. O yüzden burada SQLite bayağı iş görüyor. SQLite'ın tabii uygulamaya eklenmesi biraz daha zor. Shared Preferences 2-3 satırda hallolurken bunun için birkaç tane class yazmanız gerekebiliyor. Ama bir kere implement ettikten sonra işiniz oldukça kolaylaşıyor. Zaten yani yazdığınız bir kodu bütün projelerinizde de kullanabiliyorsunuz. Çok bir şey değişmiyor. Sadece tablonun işte sütunlarını vesaire değiştiriyorsunuz. Ondan sonra kamera kullanımı var. Yani kameranın nasıl kullanıldığını, işte nasıl fotoğraf çekilip bunun kaydedildiğini, nasıl gösterildiğini vesaire. Bunlarla ilgili bilgiler var. Liste görünümü var. Neredeyse bütün artık uygulamalarda liste şeklinde bir kullanım görüyorsunuz. Örneğin Twitter'daki bütün tweetler bir liste halinde sıralanıyor. Facebook'taki bütün postlar bir liste halinde sıralanıyor. Telefonunuzun ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Orası bir liste. Yani neredeyse Instagram'daki postlar bile aslında birer liste. Bütün bunların kullanımını görüyorsunuz ve modern liste tasarlamayla ilgili nasıl işlemler yapılacağını görüyorsunuz. Çünkü aslında iki tür liste var. Bir tanesi şu var galiba. Şimdi ışıklar yanıyor ama yine gitti gibi. Şu anda iyi gibi görünüyor. İyi mi şu anda, ses geliyor mu? Tamam. Zaten bitiyor birazdan. Harici kütüphanelerden bahsediyorduk. Android'de kullanılabiliyor ve çok işimize yarıyor. Şöyle ki, örneğin internetten fotoğrafları indirip göstermeniz gerekiyor, bazı fotoğrafları.
Bunu kendiniz yapmanız için bahsetmiştim. Yeni bir thread oluşturmanız veya async task'ı kullanarak bir şeyler yapmanız gerekiyor. Arka planda işlemeniz gerekiyor. Bunu tabii optimum bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bazı performans kaygıları duymanız gerekiyor derken işiniz bayağı zorlaşıyor. Ama bunu yapan hazır bir kütüphane var. Siz direkt bu hazır kütüphaneyi ekliyorsunuz kodunuza. Bu kütüphaneler de genelde açık kaynak kodda oluyor. Android'deki kütüphaneler. İstemediğiniz yerini değiştirebiliyorsunuz yani. Bunların nasıl kullanıldığına değiniliyor. Yani bizim yaptığımız projelerde en aşağı 2-3 tane kütüphane kullanıyoruz ve bayağı işimizi kolaylaştırıyor. Peki eğitim bitince neler yapabileceksiniz? Buraya aslında Facebook'un uygulamasını koydum. Facebook'u baştan yapabilirsiniz demiyorum. Sadece şeyi yapabilirsiniz ama çok basit bir şekilde. Facebook istemcisi farklı bir uygulama yapabilirsiniz. Yani normal Facebook uygulaması gibi çalışan post edebileceğiniz, postları okuyabileceğiniz bir uygulama yazabilirsiniz basitçe. Not uygulaması yazabilirsiniz. Not alıp işte ekleyen, daha sonradan eklendiği notları bulan şeklinde. Hava durumu uygulaması widget'ı yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde. Çünkü burada internetten bir web servisten hava durumunu çekiyor. Konumunuzla birlikte. Konumu öğreneceğiz. Widget yapmayı öğreneceğiz. Web servisleri iletişimi öğreneceğiz. Dolayısıyla burası için bizde bir engel kalmayacak. Belki burada öğrenemeyeceğimiz şey tasarım olacak. Ona da ne yazık ki keşke ben de bilmiyorum. artık dışarıdan bulunacak veya bir şekilde halledilecek. Galeri uygulaması yapabilirsiniz. Kendi kamera uygulamanızı yapıp fotoğrafları çekip kendi galeri uygulamanızı yapıp bunları gösterebilirsiniz. Vesaire vesaire. Burası aslında arttıkça artıyor. Oldukça güzel uygulamalar çıkabiliyor. Çıktı da. Yani eğitim sonunda bir Android developer oluyorsunuz. Sunum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet, her ne kadar şu an sesim geliyor mu arkadaşlar size? Evet, ismim Şemsettin Can Kurtaran, Vektörel Bilişim Bilgi Teknolojileri Müdürüyüm. Şimdi bazı sorular vardı hocam burada. O soruları ben öncelikle size ileteceğim. Evet, şuraya da yazmıştık zaten. Eğitim almak için hocam programlama ile ilgili bilgi gerekiyor mu diye bir soru var. Yani ben programlama kültürüne biraz hakim olmak tabii her zaman avantaj sağlayacaktır. Özellikle Java bilmek en azından kendi açılarından süreci hızlandıracaktır. Java olmasa bile nesne tabanlı bir programlama dili biliyorsanız işiniz oldukça kolay ama tabii yani C de olur. Onun haricinde işte C Sharp, Java veya herhangi object oriented herhangi bir dil biliyorsanız avantajınız var. Ama bilmiyorsanız da yani basitçe bir object oriented'da yani Java'da nasıl obje mantığı kurulur vesaire onlara da kısaca değiniliyor. Android'in yeni çıkardığı ART diye bir şey var diyor hocam. Bundan da bahsedebilir misiniz diyor. Böyle bir şey var mı? Ben de duymadım ama. Yani Air'den mi bahsediliyor acaba? Adobe'nin geliştirmiş olduğu bir Air var mı? Yani ben de çok duymadım. Bu arkadaşla ilgili. Dalvik'e alternatif diye yazmış Hasan Bey. Bir şey duymuşum da adının ART olduğunu bilmiyordum. Yani hiç deneme fırsatım olmadı. Açıkçası hakkında yazı falan da okumadım. O yüzden yani ARET hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Evet arkadaşlar sorular herhalde bu kadar. Süresi evet onlara ilişkin ben şimdi açıklama yapacağım. 40 saatlik bir eğitim programı olacak arkadaşlar bu. Gruplarla ilgili de bahsedeyim. Salı Perşembe akşam grubumuz var şu anda. 3 Haziran'da başlayacak grubumuz. 18:30-21:30 saatler arasında olacak. Tabii bu yüz yüze eğitim. Yani burada verilecek bir eğitimden bahsediyorum.
Toplamda 40 saat sürüyor ve 40 saat içerisinde az önce hocamızın da söylediği eğitimin içeriği tamamen size verilmiş oluyor. Diğer bir grubumuz Cumartesi Pazar 7 Haziran'da başlayacak bir grup. 14-18 saatler arasında olacak ama birinci illiğimiz tabii ki Salı Perşembe grubu. Bu en yakın tarihli olan grup. Bir de Ankara dışında olan arkadaşlarımız için söylüyorum. O da Cumartesi Pazar 19 ile 22 saatler arasında olacak. Akşam grubu. Bu da 7 Haziran'da başlayacak. Yani Ankara dışında olan arkadaşlarımız varsa onlar da bu eğitime katılabilirler. Tabi burada ses bazen gitti çünkü normalde biz buradan vermiyoruz uzaktan eğitimleri. Bizim uzaktan eğitim stüdyomuz var. Orada veriyoruz. Oradaki altyapı daha güçlü. Dolayısıyla sesle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Eğer düşünen arkadaşlarımız olursa 31 Mayıs'a kadar erken kayıt avantajımız var. Özellikle bu ADD'ye katılan arkadaşlarımız için %30'luk bir indirim var. Bu seminere katılan arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli olacak. Hem yüz yüze katılan arkadaşlarımız hem de normal internet ortamında katılan arkadaşlarımız için. 31 Mayıs'a kadar kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Soru var mı? Evet, fiyatla ilgili sorusu olan var. Herhalde işin en önemli boyutlarından bir tanesi bu. Normalde arkadaşlar 1300 TL'ye bu eğitimi biz veriyoruz. Hani dışarıda daha pahalıdır. Bilmiyorum, belki araştırmışsınızdır. Ve %30'luk indirimle şu anda 900 TL'ye kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitime katılamadığınız zamanlarda şöyle yüz yüze eğitimlerde biz bütün eğitimleri videolarla kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla her akşam yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye klasörler oluşturulup içerisine AVI halinde videolar kayıt altına alınıyor ve bu videolar size veriliyor. Flash diskinizle geliyorsunuz her akşam. Tabii kodlar da veriliyor. Yani tüm çalışma yaprakları ya da yapılmış olan sunumlar sizlere dağıtılıyor. Ve bu sunumlar ve videolar tamamen sizin oluyor. Eğitim bittikten sonra da takıldığınız herhangi bir konu olursa tekrardan onu izleme şansınız var. Ya da biz normal eğitim süreci içerisinde Facebook'ta grup açıyoruz. O grupla ilgili de siz geliştirimler yaparken işte herhangi bir sorunla karşılaştığınızda o sorunu şeye yazıp Facebook'a yazıp ona ilişkin sorularınızı hem diğer arkadaşlardan hem de hocamızdan alabiliyorsunuz. Takıldığımız yerlerde bilgisayarımıza bağlanabiliyor musunuz? Güzel soru. Ya maalesef bunu yapamıyoruz. Çünkü eğitim yani şöyle yüz yüze eğitimden bahsediyoruz herhalde. Yüz yüze eğitimde böyle bir şey olmuyor. Uzaktan eğitimle ilgili yani o tip bir çalışmamız olacak ama şu anda öyle bir şey yok. Connect çünkü buna şu anda aktif bir şekilde izin vermiyor maalesef. Uzaktan eğitimle ilgili fiyat şöyle yani yüz yüze eğitimden daha uygun bir fiyatı olacak o. Yalnız o şey yani kayıt olmak isteyen arkadaşlara göndereceğim bir fiyat olacak. Yaklaşık 700 TL civarında olacak uzaktan eğitim fiyatı da. Eğitime kendi bilgisayarınızla gelebiliyor musunuz? Evet gelebiliyorsunuz ancak gerek yok çünkü burada bilgisayarınız var. Ama dileyen arkadaşlar tabii ki laptoplarıyla gelebilir. Ekliplerinizi burada hocamız kendisine nasıl yükleneceğini ya da yüklüyse onun üzerinde de geliştirilebilir. Tabi burada yüz yüze olan arkadaşlar sorularını sürekli sordukları için diğer arkadaşlar patlamışlar herhalde. O yüzden sürekli soruları soruyorlar. Ben adresimizi de vereyim. Fevzi Çakmak 1. sokaktayız biz. Kızılay'da yerimiz. Diğer kurslara da uzaktan eğitim katılabiliyor muyuz? Evet, Haziran ayının sonuna doğru yazılım uzmanlığı C#.NET dediğimiz, tabii hocamıza tamamen zıt olan bir Microsoft eğitimiyle uzaktan eğitim olacak. Onlar da bizim Facebook sayfamızdan ve internet sitemizden sürekli takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, başka var mı? Hasan Bey şu an hocamızın tecrübesinden bahsediyor. Ben istiyorsanız, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bizim 3 tane hocamız var bununla ilgili. Uğur hocamız var, Kadir hocamız var ve Mert hocamız var. Bu hocalardan hangisi uygunsa eğitime o giriyor. Yani semineri vermek için uygun olan şu andaki eğitmenimiz Mert hocaydı. O yüzden o verdi. Yani eğitmenlerimiz sürekli bu eğitimleri vermişler ve sürekli Android ile ilgili geliştirimler yapmışlar. Kendisi zaten GDG Ankara eğitim sorumlusu. Yani doğrudan bu işin içinde olan biri.
Kadir Hoca yine aynı şekilde iOS ve Android ile ilgili kitapları olan bir hocamız. Aynı şekilde diğer Uğur hocamız da aynı yapıya sahip. Ben yine de size vereyim ne kadar süredir bu işle uğraşıyorsunuz hocam. Çaylak mısınız, değil misiniz? Onları bir söyleyeyim bakalım arkadaşlara. Hala da genelde öyle oluyor hocam. Yani şöyle söyleyeyim, 3,5 yılı geçti artık Android üzerine geliştirme yaptığım süre. Ve bu 3,5 yılı geçtiği sürededir hep aynı ekiple çalışıyorum. Bu ekiple uygulamalar geliştiriyorum. Sizin bahsettiğiniz gibi GDC Ankara eğitim sorumlusuyum. Türkiye'de, yani Ankara'daki neredeyse her üniversiteye gittim. Onun haricinde şehir dışındaki üniversitelere de gittim eğitim amacıyla. İşte workshoplar veya seminerler şeklinde oldu bunlar genelde. Tabii workshoplar benim daha çok ilgimi çekiyor. Direkt kod yazarak anlattığımız için. Yani bunlarda bulundum. Onun haricinde dediğim gibi 3,5 yıldır aralıksız kod yazıyorum. Artık Android fazlaca içimi işlemeye başladı. Bilmiyorum artık rahatsız mı olsam anlayamadım yani. Bayağı uzun zamandır uğraşıyorum bununla. Evet, yani hocamız kendinden geçmiş durumda şu anda, zaten Android ile yatıp Android'e kalkıyor. Yakında Android gibi yürümeye başlayacağını ben düşünüyorum açıkçası. Evet, başka sorusu olan yoksa ben semineri bitireceğim arkadaşlar. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Burada olan arkadaşlarıma ve internet başında bizi izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bizim sürekli seminerlerimiz olacak bu şekilde, tanıtım eğitimlerimiz, tanıtım derslerimiz. Facebook'tan ve diğer bizim normal vektoralbilişim.com adresinden bizi takip edebilirsiniz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.